Emeğin gündemiyle yeniden merhaba değerli izleyiciler. İktidarın uyguladığı politikalar sonucu yaşamın her alanında tüm toplumsal kesimler derin bir yoksulluk yaşıyor. Adeta toplumun yüzde biri, yüzde emeğini sömürüyor, gelirlerini yok ediyor. Toplum ciddi anlamda yoksullaşıyor. Programlarımızda hep mavi yaka işçilerin, emekçilerin sorunlarını ve buna karşı yürüttükleri mücadeleleri top Son yıllarda yaşamı gittikçe zorlaşan, mesleği itibarsızlaştırılan, özellikle genç avukatların, işçi avukatların günlük yaşamlarının gittikçe zorlandığı avukatlık mesleğini değerlendireceğiz. Kendi bulundukları durumu, mesleğin ne bu kadar itibarsızlaştırılmasına neden olan süreçleri, buna karşı yürüttükleri mücadeleleri. ...değineceğiz. Genç avukat arkadaşlarımızdan Avukat Fırat Alan Ayıldız bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet Fırat Hocam, yani bahsettik. İktidarın politikaları tüm toplumsal kesimleri etkilediği gibi... ...avukatları da ciddi oranda etkiledi. Adeta köle gibi yaşamaya, köle gibi çalışmaya mahkum ediyor bu düzen... Bu noktada avukatlar nasıl yaşıyor, avukatlık mesleği için, yani avukat olana kadar nasıl bir süreç işlediniz, bundan sonra nasıl oluyor, biraz sorunlarınızı ve çözüm yollarınızı konuşmak istiyoruz. Öncelikle tekrar bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi sözlerime başlamadan önce bu programın da temel amacı emeğe dair, genç avukatların haklarına dair bir program olduğu için, bu konuda e, genç meslektaşımız olan avukat Bedirhan Sarsılmaz'la, tutuk, yeni tutuklanan avukat Bedirhan Sarsılmaz'la ilişkin birkaç e, cümle söylemek istiyorum. Avukat Bedirhan Sarsılmaz e, mesleğe yeni başlamış genç bir meslektaşımızdı. E, i̇nsan haklarına dayalı, emek alanına dayalı, e, tüm e, konulara dayalı buna ilişkin e, avukatlık pratiği içerisinde bulunmaktaydı. Ancak e, geçen hafta e, yaşanan üzücü bir e, sonuçla karşı karşıya kaldık. E, Avukat Bedirhan Sarsılmaz, İstanbul e, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mesleğini, e, müdafilik görevini yerine getirirken e, kolluk marifetiyle duruşma esnasında e, gözaltına alınmıştır. Savunmasına dahi duruşmanın bitmesine dahil izin verilmemiştir. E, Açıkçası gözaltı gerekçesi o esnada söylenilmeden e, duruşmadan direkt çıkartılıp e, karakolda gözaltı işlemi uygulanmıştır. E, netice itibariyle üzücü bir durum e, ama nedense bu tarz durumlar artık e, Türkiye'de alışılmışın dışına çı çıkmış durumda. E, biz bu duruma alışkın değiliz, alışmak da istemiyoruz. Ee, bu konuda itirazlarımız tabii ki de olacaktır. Ee, savunmalarımızı, avukatlık pratiğimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ee, Bedirhan Sarsılmaz özelinde kendisi karakolda 4 gün boyunca husus, hukuksuz bir şekilde e, gözaltı işlemi uygulandı. E, kendisiyle bu konuda biz görüştük, e, dava sürecin soruşturma sürecini de takip ettik. Bedirhan Sarsılmaz arkadaşımız, meslektaşımız karakol ifadesinden sonra Cumhuriyet Başsavcıları İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı maalesef ki bir hukuksuzluğa bir hukuksuzluk daha ekledi. Bu konuya ilişkin Bedirhan'ın savunması alınmadan direkt suç ceza hakimlik tarafından tutuklamaya sevk edildi. Ve netice itibariyle gece hakimleri dediğimiz gece hakimleri tarafından e, tutuklandı. E, bu konuda üzücü bir durum olduğunu belirtmek istiyorum. E, şu anda meslektaşımız geçen haftadan beri Silivri'de e, hukuksuz bir şekilde e, tutuklanmaktadır. E, Av Avukat Bedirhan Sarsılmaz sadece mesleki faaliyetlerini yürütmekteydi. Herhangi bir e, suça ilişkin, herhangi bir başka işleme ilişkin arasında sadece e, aile görüşüyle ilgili, mesleki faaliyetlerle ilgili e, suça konu edilmiş e, deliller var. Bu da pek ceza soruşturmalarında, ceza muhakemesi kanunda delil olarak sayılmaz. Açıkçası biz e, kendilerini ziyaret ettik, Bedirhan Sarsılmaz'ı. E, bu aşamada e, gayet moralli, motivasyonu yüksek. Bir meslektaşımız aynı zamanda tüm diğer meslektaş bu alanda, insan hakları alanında, hukuk alanında mesleğin itibarsızlaştırılmaması adına mücadelen avukatlara dönük selamları vardı bu konuda. Bedrihan Sarsılmaz'ın ve diğer meslektaşların, genç meslektaşların bu tarz durumlarla karşılaşmaması için Elimizden geleni yapacağız. Bu konu takipçisi olacağız. Umarım en kısa zamanda e, Türkiye hukuk sistemi bu tarz durumlardan vazgeçmesini talep ediyoruz. E, ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef ki e, düzgün bir kel kelime olmayabilir belki. Maalesef ki Türkiye'de son zamanlarda, son yıllarda avukat enflasyonu yaşanmaktadır. Mesleğin e, niteliği, niceliği itibariyle tartışma konusu olmuştur. E, şu anda Türkiye'de e, yaklaşık olarak 200 bine yaklaş, yaklaşan bir avukat e, sayısı vardır. E, bu durum her ne kadar e, nicelik açısından sayısal açıdan fazla gözükse de hukuk alanından maalesef Sıkıntılı bir durum. Netice itibariyle bugün İstanbul Barosu için dedikleri Türkiye'nin pardon dünyanın, dünyanın en, büyük en büyük barosu dedikleri İstanbul Barosu bu şu aşamada yaklaşık olarak 75 bin tane avukat meslektaşımız var. Evet güzel bir şey hukuk alanında kendini göstermek, hukuk alanında çalışma yürütmek, avukatlık pratiğini sergilemek. Güzel bir durum ama e, meslek itibariyle iktidarın uygulanmış olduğu politika itibariyle bu kadar e, meslektaşın olması açısından e, emek sömürüsüne, işsizliğe neden ve sebep olmaktadır. E, bu açıdan eğer ki böyle bir politika yürütülüyorsa iktidar tarafından her ne kadar biz hukuk, adalet mücadelesini talep ederken, bu mücadele verirken buna ilişkin taleplerimiz olduğu zaman iktidar her daim olduğu gibi yürütme erki bize şu taleplerle ilgili Size şu kadar hukuk fakültesi açtık. Şu kadar e, öğrenci sayınız var. Şu kadar meslektaşınız var ve nedense aynı zamanda iktidarın konuşacağız ilerki süreçte numaraların numaralı baroların kurulması sonucuna varıldı maalesef bu durum bu yaklaşım sonucu. Evet eee yani e, Türkiye'de bir öğrencinin okuması, bir avukatın bir hukuk fakültesine girmesi e, zor bir durum çünkü ailesinin ona emek vermesi, e, diğer onun kendisine emek vermesi baya e, yani emek gerektiren bir durum. Bir ton Koş eşitsizliği evet, adaleti aşarak üniversiteye giriyorsun, okuyorsun, mezun oluyorsun, meslek başlayınca o da ayrı bir. Tabii ki de. Yani ama şu eğitim sisteminden kaynaklanan bir duru var. Türkiye'deki eğitim sistemi ezbere dayalı bir sistem var ve şöyle bir anlayış oturmuş. Yani ben bir mesleği okuyorsam, doktorluk okuyorsam, avukatlık okuyorsam veya başka bir meslek okuyorsam insanlar toplum artık maalesef ki zorunlu bir şekilde şu bakış açısıyla bakıyor. Ben burada nasıl kazanım elde edebilirim? Ben burada nasıl para kazanabilirim? Nasıl bir sermaye edinebilirim? Bu yaklaşım açısı kötü bir yaklaşımdır maalesef belirtmek isterim. Ama bir yandan da ekonomik çöküş de beraberinde getirir ve bu anlayışın buna sebep olduğunu görmekteyiz. Sonuç itibariyle şu anda sayısal anlamda, nicelik anlamda avukat sayısını hukuk alanına giren öğrenci sayısını düşürmek amacıyla en son 100, 25 bin sıralama getirmişti. Umarım Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı YÖK bu konuda bir düzenleme yapar. 50 bine çekebilme olanlığı olursa daha güzel olur. E, tabii e, ben bu anlayışta değilim ama sonuç olarak Türkiye'deki eğitim anlayışı şu anda buna evrilmiş. E, aşama aşama bu şekilde bir belirleme olur. Ondan sonra niteliğe dönük ...niceliği kısılması gerekir, niteliğe dönük çalışmalarda bulunması gerekiyor. Şimdi zaten apayrı bir konu. Hukuk fakültelerinde eğitim kalitesinin düşürülmesi, bu kadar fakültenin açılması... ...bunların uzun bir konu olduğunu belirtmek isterim ve buna girmek istemiyorum. Başka bir programda olursa detaylı bir şekilde açıklamayı istiyorum yani bu konuda. Şimdi şöyle bir mesele var. Hukuk fakültesi bitirildikten sonra stajyer olarak bir yıllık stajyer olarak barolarda başlıyorsun. İlk başta 6 ay adliyelerde, 6 ayda bir Meslekteş baroda, yani. avukat bağlı bir baroda çalışıyorsun. Ancak şu bir gerçek ki burada asın o mesleği okuduktan sonra burada nasıl bir verim alabilirim? nasıl bir çalışmalarda bulunabilirim veya bunun sonucunda benim emeğim gerçekten emeğin karşılığını alabilecek miyim? Bu gibi düşüncelerle karşı karşıya kaldığımız ama özellikle stajyerlik durumunda çok da karşılaştığımız bir sorun. Çünkü stajyer meslektaşlarım ilk başta mesleğe başladıktan sonra bir yıl boyunca herhangi en ufak bir ücret almıyorlar. Vahim bir durum. Çünkü Niye vahim bir durum? Ee, avukat ücret almıyor stajyerken ama nedense e, hakim ve savcı stajyeri ücret alabiliyor. Şimdi şunu belirtmek gerekir. Yani nerede kaldı anayasada silahların eşitliği ilkesi? Nerede kaldı ceza muhakemesi kanununda silahların eşitliği ilkesi? Silahların eşitliği ilkesi biz çünkü yargılamanın kurucu bir unsuruyuz. Hem avukatlar, Asli savcılar... Hakimler. Sen savcı ve hakimlere bu ücreti e, öngörüyorsun, bu ücreti veriyorsun ama avukat stajyeri e, mesleğe başlarken herhangi bir ücret alamıyor ve e, adeta e, emeği tamamıyla sömürme noktasına geliyor. Çünkü esas nokta e, biz e, ben de stajyerken başladığım zaman ücretsiz bir şekilde hukuk ofislerden adliyeden adliye, adliyeden adliye koşuyordum maalesef ve herhangi bir ücret almadan bu durumun emeğe ne kadar zarar verdiğini ortaya koymuş bulunmaktaydı. Biz bunu tespit ettik. Stajyerlik zaten ücretsiz emeğin e, makyajlaşmış hali, makyajlanmış hali. Esas mesele oradan başlıyor. Esas e, emeğin gasp edildiği, emeğin hiçe sayıldığı mesele oradan başlıyor. E, Genç avukatların sorunu ayrı bir sorun. Avukat yani basit bir meslek değil. E, i̇ktidarın bu kadar e, üzerine gidilmesi, bu kadar e, yanlış politikalar uygulaması bilinçli bir şekilde yapılan bir politikadır. Şimdi e, mesleğin asıl itibarsızlaştırması, asıl ekonomiden kaynaklanan, sorunun temelinde iktidarın, yürütme erkinin yaklaşım tarzından kaynaklanan bir durumdur. Biz bu durumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz öncelikle. Şimdi barolar, avukatlar tamamıyla yürütme erkinin inisiyatifine bağlı kalmış durumda. Hem ücret konusunda az sonra bahsedeceğimiz CMK ücretleri olsun, Avukatlık asgari ücret tarifesi olsun. Enflasyon karşısında nasıl eridiğini anlatacağız bu durumu. Şimdi bu tarifeyi, bu CMK ücretleri maalesef ki yürütme erkinin elinde kalmış. Adalet Bakanlığı veriyor. Tabii ki de Türkiye Barolar Birliği bununla ilgili görüşünü bildiriyor. Bununla ilgili çalışmalarda bununla ilgili dava açıyor. Ama sonuç olarak herhangi bir yol almış değil bugüne kadar. Ee, i̇şte şunu diyebilir miyiz yani yaşanan adaletsiz ülkede yaşanan adaletsizlik her alanda, her kurumda kendini göstermiş durumda. Bu adaletsizliğe karşı da bir hukuk mücadelesi yürütmek gerekiyor ve hukukçular, avukatlar toplumu savunmak için birçok alanda faaliyet yürütüyor. Ama yani iktidarı da en çok zorlayan şeylerden alanlardan bir tanesi hukuk alanı. Yaptığı birçok hukuksuzluğa davalar açarak ya da işte emek alanında olsun hak gasp yaşandığında o emeği savunuyor. Doğa katliam olduğunda doğayı, kadını savunuyor. Yani toplumu savunan bir mekanizma hukuk. Hal böyleyken iktidarın da en fazla adaletsizliği yani bu dönemde yaşadık ve burada da hukuk kurumlarını alt üst etmiş adeta. Bütün şeyleriyle işte barolarından, baroyu ikiye böldüğü, meslek itibarsızlaştırmış durumda. Sizin söylediğiniz gibi stajından başlayarak işçi avukatlara kadar her alanda bir tekelleşme olduğu gibi gözlemleyebildiğimiz kadarıyla hukuk alanında da ciddi bir tekelleşme var. İşte 500 avukat çalışan hukuk büroları, devasa holding gibi çalışan hukuk büroları var. Bir de bunun yanında şey genç avukatlar, işçi avukatlar var ve birçok sorunla karşı karşıya bu avukat arkadaşlar. Yani hem hukukun alt üst edilmesi, memleketin adaletsizliği buna yürütülen mücadelede en fazla gördüğümüz genç avukatlar. Evet, toplumsal mücadelede, hak mücadelede, insan mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde. Var olan doğaya avukat meslektaşlarınız var. Ama sokakta gördüğümüz, mücadeleci ve genç avukatlar, bunların birçok da sorunları yaşanıyor. En son baro seçimlerinde değiştireceğiz diyen değişim avukatlar grubunda önemli bir değişimde öncülüğünü etti. Bu genç avukatların yaşadığı sıkıntılar ne, sorunlar ne? Hem ekonomik boyutuyla hem meslek boyutuyla. Biraz oralara değinebilir misiniz? Tabii sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, mesleğe iktidar tarafından e, ayrı bir politika uygulanıyor. İlk önce ondan bahsetmek gerekir ve sorunun kaynağından bahsetmek gerekir ve e, sorunun çözülmesi için baro eliyle veya avukatların e, örgütlenmesiyle ilgili bununla ilgili nasıl bir çözüme karşılmaması gerektiğini dair tabii ki de e, bunu belirteceğiz. E, şimdi e, başta e, iktidar olmak üzere e, yaptığı politikalar sonucu baroları maalesef e, böldürme noktasına gitti. Numaralı barolar ortaya çıktı. İstanbul'da örneğini görebiliriz, Ankara'da örneği görebiliriz. Buradan e, baktığımız zaman e, mesleğe nasıl yaklaştı az çok ortadadır. Şimdi e, bir baro düşünün... E, bar olabilir mi? Yani bir numaralı, iki numaralı. Hukukun iki tarafı olabilir mi? Açıkçası burada planlanan şey şuydu. Sizin de bahsettiğiniz gibi toplumsal alanda, toplumsal meselelerde avukatlık avukatlık mesleği, avukatlıkla uğraşan kişiler daha çok ön plandadır. Bu konuda gerekli savunmaları yapar, toplumsal davalara girer, iktidarın çıkarmış olduğu yasaları eleştirir. Ee, her Topluluğun alanda, soğunur. evet her alanda bir sorunla karşılaştığı zaman ilk önce e, avukatlar yumruğunu masaya vurar ve bundan maalesef ki e, iktidar hoşnut olmuyor. İktidar bundan dolayı kendi görüşünde olan bir e, mesele çıktığı zaman Türkiye demokrasisiyle ilgili, hukuk alanıyla ilgili bir mesele çıktığı zaman kendini sanki savunmaya ihtiyacı hissediyormuş gibi kendini savunacak bir baroya ihtiyaç duydu. Bir baronun onu savunmasını istedi. Bundan dolayı böyle bir numaralı barolar ortaya çıktı. Şimdi şundan e, örnek vermek istiyorum. E, mahkemenin iki kararı olabilir mi? Ya da savcının iki kararı olabilir mi? Ya, bu Kesinlikle olamaz. memlekette olamaz da memlekette adaletsizlik katsa. Böyle atsa, bir durum söz konusu olamaz. İki baro da olamaz. Üç baro da olamaz. Yani Hukuk tektir ve anayasal ilkeler, evrensel ilkeler tamamıyla ortadadır. Bunlara uyulması gerektiğine dair ortadadır. Ne yazık ki ancak iktidarın tek alanı şey meslektaşlarımıza dönük politikalar, ekonomik anlamda çökertmek amacıyla uyguladığı politikalar bir de bunu başaramadığı zaman buna ses çıkaran insan hakları alanında, hukuk alanında çalışma yürüten, avukatlık pratiğini sergilenen avukatlara cezaevine atma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır meslektaşlarımız. Şimdi temel sorun buradan kaynaklanıyor. Özellikle de şu an genç meslektaşlarımız ne yazık ki ilk başta mesleğe başladığı zaman müvekkil çevresi edinememektedir. Açıkçası yani utant bir utanç verici yani içi avukatlık terimi ama kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü genç avukatlar belli çevre edinemedikleri için ilk başta, böylesi Türkiye'deki ekonomik sorunlardan dolayı bağlı bir ofiste çalışma yürütüyor. askeri ücret düzeyinde hatta askeri ücretin altında ücret alan meslektaşlarımız, genç meslektaşlarımız da bulunmaktadır. Şimdi bununla ilgili maalesef ki bu bugüne kadar herhangi bir çalışma nitelikli bir çalışma yürütülemedi. Yani düşünün iş hukuku alanında bir tane işçi geliyor. hak gaspına uğramış, işten atılmış. Bununla ilgili dilekçe yazmanı ve dava açmanı bekliyor. Davanı açıyorsun bir avukat olarak ve o iş işin hakkını savunuyorsun. şimdi Genç meslektaşlarımıza içi avukat dediğimiz kesime baktığımız zaman bugün kendini savunacak maalesef bir yasası yok. Yani avukatların içi avukatların bir yasası bulunmamakta, bir yönetmeliği bulunmamakta. Yani çok üzücü bir durum açıkçası. E, düşünsene e, basın emekçileri, çalıştığı e, basında çalışan kişilerin bir İş hukuku yasası var. Basın yasası var. Basın var. Yasası var. Diğer deniz hukuku ile ilgili çalışmalar yasalar var. Ama toplumun hakkını savunan vatandaşın hakkını savunanın yasası yok. Şimdi böyle bir durumda nasıl bir savunma mekanizması, nasıl nitelikli bir Meslek avukatlık pratiği beklersin, bekleyemezsin. Çok zor bir durum. O yüzden. Ee, bu konuda açıkçası e, genç meslektaşlarımıza yönelik e, bu konuda yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde e, şimdi yeni başlayan genç meslektaşlar genellikle e, zorunlu müdafi gerektiren durumlarda CMK atım, atamasıyla hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında atanan Dosyalara atanıyor. Şimdi bu ücretler de yani hayatın olağan akışına uygun olmayan ücretler. Düşünsenize siz bir soruşturmaya atanıyorsunuz ve size 4 gün o soruşturmayla uğraşıyorsunuz. Emniyetiyle olsun, ifadesiyle olsun. Savcıya gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, savma veriyorsunuz suç ceza hakimine. Dört gün toplamda sürüyor ve e, şu anda e, CMK tarifesinde maalesef ki soruşturma 2.500 buçuk bin TL. 2500. 2500 TL e, ücret öngörülüyor. Şimdi bu ücretler e, 2500 TL sadece yol masrafına e, alacağı evraklar, kırtasiye ürünleri ne sadece yetiyor. Yani. E, bu kişi nasıl bu ücretlerle kendi hayatını, mesleğini sevebilir ki? Hayatını nasıl idame edebilir? Yani açıkçası... CMK ücretleri neye göre belirleniyor? Şimdi CMK ücretleri normal şartlarda Türkiye'nin ekonomiden kaynaklanan sebepten enflasyona uyarılması gerekiyor. Ama maalesef enflasyon karşısında eridi. bununla ilgili bir düzenleme yap yapılmıyor. Ee, baktığımız zaman ben geçenlerde 2010 yılındaki CMK tarifesiyle bugünkü CMK tarifesini karşılaştırdığım zaman 2010 yılında yani belki ucuz bir örnek olacak, belki komik de kaçabilir. Ee, bir meslektaşımız mesleğe ilk başladığı zaman 2010 yılında 2-3 ayını CMK ya verdiği zaman, CMK soruşturma ve koşturma dosyaları aldığı zaman 2-3 e, ayla bir e, araba alabiliyordu. Yani cüz'ü bir örnek yani normal bir örnek normalde. E, ama bugüne baktığımız zaman e, sen o CMK ücreti 1 yıl çalışsan bile, 2 yıl çalışsan bile, 3 yıl çalışsan bile normal bir araç alamazsın, bir araba alamazsın. Tabii amacımız bu değil. Amacımız şey yani toplumdaki yoksullaşmanın en bariz göstergelerinden bir tanesi. Meslekteki o toplumdaki yoksullaşmanın mesleğe yansıması. Yani TÜİK eliyle sahte rakamlarla toplumun tüm alım gücünü düşürdüler. Ya avukatlar da buradan azade değil. Yani belki müvekkil olan, geniş çevresi olan bir uzun dönemdir avukatlık yapan bir meslektaş bu süreci götürüyor olabilir ama genç bir meslektaşı mesleğe yeni başlayanın dediğiniz gibi kendini idame ettirmesi çok zor. Bir hukuk sistemi zaten alt üst olmuş durumda. Bir de o sahte enflasyon rakamlarıyla şey düşmüş, geliri düşmüş, alım gücü düşmüş. Buna karşı koyması, bu, bu ekonomik sıkıntıları da yaşaması mümkün değil. Yani öyle basit bir şey gibi görünüyor ama gerçekliği apaçık ortaya koyan bir durum. Evet. şimdi barolara gelecek olursak açıkçası bahsettiğim gibi barolun, baroların elinde çok bir inisiyatif yok bu konuda. ücretleri Yaptırım düzeltmesi ücret konuda. Ama tabana hitap edebilir. avukat örgütlemesi gerçekleştirebilir. Bununla ilgili ses getirebilir. Öyle bir güce sahip. bununla ilgili çalışma yürütebilir. Ancak şimdi Genç meslektaşlarımız, özellikle şimdi baro seçimlerinde herkes e, e, kürsüye çektiği zaman genç meslektaşlara sesleniyor. Gençler için böyle yapacağız, gençler için şöyle yapacağız. Şimdi e, genç meslektaşlar maalesef ki bu ekonomik bulanımla karşı karşıya kaldığı için e, baro çalışmalarına katılamıyor. E, baro'nun e, uygulanmış olduğu politikaları göremiyor. Çünkü kendisi katkı sunamıyor, ancak hayatını idam edilebiliyor. Sadece ben bu günümü nasıl geçirebilirim ya da bu ayımı nasıl geçinebilirim Kira değerliğinde ya da yaptığım masraflar değerliğinde bunların planlanması yapıyor. Baro'nun uygulamış politikalarla bir yani o tarafa gelemiyor maalesef, hitap edemiyor. Bugün baktığımız zaman Baro seçimlerinde bile genç meslektaşların katını baya düşük yani baronun üzerine düşen yükümlülük e, e, tabanı örgütlemek, e, bununla ilgili avukatları bir, to, bir arada toplamak e, ve e, yürütme erkine, iktidara baskı kurmak, Adalet Bakanlığı'na baskı kurmak, e, bu ücretlerin, e, avukatlık asgari ücretin e, altında olmaması gerektiğine dair yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söylemeli. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı. Değişim için Avukatlar Grubu İstanbul Barosu Başkanlığı'na yönetimli seçildi. Açıkçası ben buradan Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. Açıklamalarını gördüğümüz zaman baroyu sadece bir grubun ya da tekiline bırakmayacaklarını baronun kapasını herkese açık olduğunu ve birlikte yöneteceğini e, söylemektedir. Bununla ilgili açıklamaları bulunmaktadır. Bununla ilgili çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Çünkü e, kendileri şu anda e, genç e, meclisi açmış durumda, temelini kurmuş durumda. Bununla ilgili e, Genç Avukatlar Meclisi'ne e, sorunla karşılaştığı zaman ne problemlerle karşılaşılıyor? E, sadece ücretle ilgili değil, e, mesleki anlamda, e, karakollarda, adliyelerde, ekonomik anlamda bununla ilgili tüm görüşler belirti, bununla ilgili tartışmalar yapıp, onun, onun sonucunda e, bir e, çalışma e, yolu, ha, yolu haritası belirlenecektir. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Diğer komünizasyonlarda e, çalışmalar yapılıyor. Tabii, e, şu anda e, net bir şekilde ortaya koyamıyorum çünkü taze taze daha baro seçimleri oldu ve başkanlığı seçildi. Açıkçası baro yönetimindeki e, meslektaşlarımız bu konuda ileride e, bilgi verecektir. Ama e, şunu da bir, e, belirteyim, e, özellikle genç avukatlara yönelik e, bir çalışma grubu oluşturulmuş durumda. Çalışma şartlarını düzenleyen, yasal düzenleme... E, Buna ilgili çalışmalar yapılabilir ee, dediğim gibi Barolar, e, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı Kaldığı e, uzlaşısı ile bu durum çözülebilir. Bir şey daha sormak istiyorum ya yani her e, toplumsal kesimin kendi e, çalışma koşullarını düzenleyen ya da e, iyileştirmek için e, kurumlar var, platformlar var. Sizin hani Baro e, yarı kamu kuruluşu niteliğinde. Bunun dışında işte Genç avukatların, işçi avukatların ya da bağlı avukatların ya da tüm avukatların çalışma koşullarını, yaşam koşullarını düzeltmek için, daha insani şartlarda yaşaması için bir mekanizma ya da kurum, platform bu tarz bir durum var mı? Nasıl örgütlenecek Yani bunca saldırıya, itibarsızlığa karşı mesleğini, adaleti sağlamak için neler yapmalı, neler yapıyor avukatlar? E, tabii şimdi biz e, ancak... Yolun başını gösteren barolar olmalı. Biz kendi başımıza tek başıma bir şey yapamayız. Çünkü e, bireysel anlamda e, Türkiye'deki iktidar baskısı e, avukatları sadece değil, tüm hayatı e, baskı altında tutmaktadır. E, baro bu konuda tabanı örgütlerse, avukatları örgütlerse, e, gençleri, e, iç avukatları, stajyerleri kendi etrafına toparlarlarsa, bir çözüme kavuşabilir, bir ses getirebilir başta. Şimdi iyileştirme noktasında bu tarz durumları ekonomik kaygıları, meslek kariyerini daha iyiye iyi götürmek açısından da şu önerilerde bulunabilir mi açıkçası? Şimdi yeni iş imkanları tanınabilir, yeni iş imkanları ortaya çıkarılabilir. Noter'de çıkarılan vekaletameler avukat aracılığıyla çıkarılabilir. Tapuda yapılan işlemler avukat aracılığıyla yapılabilir. Ağır cezada görülen davalar avukat temsili zorunlu olması gerekiyor. Yani bununla, aile mahkemelerinde görülen davalar avukat temsili zorunlu olursa ve bununla ilgili bir ücret belirlenirse en azından çok da değil En azından bir iş imkanı doğabilir Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütebileceği düşünüyorum açıkçası bir de eklemek istediğim şey şu şimdi bu CmK ücretlerinden ve diğer avukatlık ücretlerinden vergi alınıyor vergi oranları değişebilmektedir. CMK 350'deki vergi oranı %1'e düşürülebilir. Çünkü bu kadar az ücretle insan geçimini sağlayamaz. Ve bundan ayrıca vergi alınması ücretin yok olmasına sebep oluyor. Vergi indirimine gidilebilir. Yeni başlangıç meslektaşlar açısından bankur primini 5 yıla falan çıkartılabilir. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Yani daha da genişletilebilir. Sadece e, küçük şeyler belki görünebilir ama aklımıza ilk gelen şeyler bunlar. Avukat mesleğine staj atlattınız, işte mesleğe başladınız. Bir de e, eğitimini tamamlamış, stajını yapmış, e, ruhsatı gasp edilen arkadaşlar var. Bunlara dair e, ne demek istersiniz? Adalet sizin en büyük örneği bu. Tabii bu da çok üzücü bir durum açıkçası. Şimdi. E, Mesleğe yeni başlıyorsun, stajını e, bitiriyorsun, e, baroya başlıyorsun. Baroda e, gereken evrakları e, Türkiye Barolar Birliği aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. E, Adalet Bakanlığı bu durumu değerlendiriyor. E, ancak şöyle bir durum var, e, özellikle e, gençlik yıllarında e, öğrenciyken e, toplantı gösteri yürüyüşüne ya da ifade özgürlüğünü kullanmış, yani Türkiye'yi biliyorsunuz. ifade özgürlüğü durumda olduğunu, bununla ilgili ne soruşturmalar açıldığını çok iyi biliyoruz. E, şimdi bununla ilgili soruşturması olan, kovuşturması olan e, bir stajyeri görürlerse Adalet Bakanlığı bununla ilgili dava açılı ve ruhsatını iptal ediyor ve ruhsatını alamıyor. Bu apayrı bir konu. E, stajyerlerin durumu zaten ortadayken biz stajyerler avukatlara avukatlığa başladıktan sonra av, ruhsatı gasp edilen, ruhsatını alamayan onca avukat binlerce avukata dönüşmüş durumda. Şimdi bunu bile e, konu, konuşamıyor insan. Yani bunların durumu ne acaba? Bunu kimse konuşamıyor mesela. Şimdi şöyle e, bu konuyu yani ruhsatı gasp edilmenin gerekçesi olarak avukatlık Kanunu 5. maddesi gerekçe gösteriliyor. Yani özellikle e, o hal süreciyle beraber o halden sonra e, bu yasa maddesi çok uygulandı ve uygulamaya devam ediliyor. E, umarım e, derhal bu uygulamadan vazgeçer. Bu alanda hukuklardan bir tanesi Bedirhan'a giriş e, girişte bahsetmiştik Bedirhan sarsılmaz. Genç bir meslektaşınız. Yani e, biz de buradan yayınımız açıla bir kez daha protesto ediyoruz. E, bir an önce de serbest bırakılmasını söylüyoruz. Yani Bedirhan nasıl bir süreçte tutuklandı? Bedirhan tutuklanması diğer avukatlar açısından nasıl bir tehdit oluşturuyor? Kısaca e, ifade edebilir misiniz? Tabi e, bu anlamda şimdi avukat oluyorsunuz. Topsa bir duyarlılık var. Şimdi bizim toplum açısının hukukun sorumluluğumuz var. Biz sadece e, bazı e, yaklaşım tarzıyla, şöyle bir yaklaşım tarzıyla yaklaşmıyoruz. Mesleği ticarileştirme, burada nasıl daha fazla para kazanabilirim, burada nasıl daha gelir elde edebilirim. Bu tarz bir yaklaşım bize söz konusu değil. Biz tamamıyla Türkiye'nin e, demokrasileşmesi, e, ahim kararlarının uygulanması... Avrupa AYM'nin kararlarının uygulanması, mahkeme kararlarının uygulanması ve bununla ilgili hukuki e, süreçleri hukuki anlamda e, hukuksal bir düzeme getirmesini talep ediyoruz e, ve insan hakları alanında, hukuk alanında e, çalışmalar yürütmek istiyoruz açıkçası avukatlar olarak. E, şimdi Türkiye'nin ülkenin e, durumu ortadadır açıkçası. Şimdi netice itibariyle eğer siz bunu görmüşseniz avukat olarak bu konuda çalışma yürütürseniz maalesef ki iktidarın sopasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İktidar bunu istemiyor. Biz bugün bir duruşmada, savunmada savunma yaparken acaba bu savunma sonucunda başımıza neler gelecek? Acaba mağduru savunurken sanık olabilir miyiz? Bu savunmamdan ee, bir şey çıkarabilirler mi? Çünkü çok karşılaşıyoruz uyduruk dosyalarla, e, saçma sapan delillerle, çok karşılaşıyoruz. Bununla insanların özgürlüğünden yoksun bırakılması, cezaevine gönderilmesi, çok karşılaşıyoruz. Sadece Bedirhan Üzeri'nde değil, bir sürü avukat şu an içeride maalesef. Bedirhan arkadaşımız, e, meslektaşımız e, bu alanda çalışma yürüten, Genç bir meslektaşımız, aynı zamanda mesleğin itibarsızlaştırılmaması adına çalışma yürüten, emek alanında çalışma yürüten bir meslektaşımızdı. Ne yazık ki geçen hafta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma esnasında duruşmanın bitmesini beklemeden polis tarafından gözaltına alınarak e, karakola götürülmüş, dört gün boyunca orada bekletilmiş, hukusuz bir şekilde. E, ondan sonrasında da e, savcılığa götürüldükten sonra savcılık bile ifadesini almadan direkt tutuklanmasi ve hakim tarafından da e, tutuklandı maalesef ki. Özücü bir durum açıkçası. Yani biz bugün bu durumu düşündüğümüz zaman esas yapmak istedikleri şey şu: bizi korkutmak, bize bir mesaj vermek. Ee, ama biz bu e, durumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ee, bununla ilgili mücadelemizin devam ettiğini e, belirtmek isteriz. Ee, umarım en kısa zamanda e, avukat Bedirhan Sarsılmaz özgürlüğüne kavuşur. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli izleyiciler, bu hafta e, emekçi avukatların durumunu konuştuk. Onların çalışma koşulları, avukatlık mesleğini gelene kadar yaşadıkları süreci, bu alanda oluşan tekelleşmeyi ve buna karşı yürütülen mücadeleyi konuştuk. <laughs> Hukuk anlamında, adalet anlamında genç avukatların rolüne değindik. Bu noktada bu alandaki emek sömürüsünün de son bulmasını genç meslektaşların, işçi avukatların, bağlı çalışan avukatların da bu sorunların çözüm için mücadele etmesi, baroları bu noktada göreve çağırdılar. Biz de bir kez daha genç meslektaşlara, genç avukatlara kolaylıklar diliyor. Yayınlarımızda sadece mavi yaka işçilerin değil, tüm emekçilerin sorunlarını ve çözüm yollarını tartışacağımızı belirtiyoruz. Haftaya görüşmek üzere.